Merhaba arkadaşlar, ben Alife Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle YKS öğrencilerinin en sık yaptığı 10 tane hatadan bahsedeceğiz ve bu hataları nasıl telafi edeceğimizi anlatacağız. Videomuza geçmeden önce bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Son olarak bizden birebir ya da özel ders almak isterseniz, birebir ya da online özel ders almak isterseniz Instagram'dan bize mesaj atabilirsiniz. YKS öğrencileri için matematik dersleri veriyoruz arkadaşlar. Oradan Instagram'dan bize yazabilirsiniz. İstanbul'daysanız birebir, İstanbul'da değilseniz online ders alabilirsiniz. Konumuza geçelim. YKS öğrencilerinin en sık yaptığı 10 tane hata nedir? Ona bakalım. YKS öğrencilerinin en sık yaptığı ilk hata arkadaşlar, en sık yaptıkları ve en çok yaptıkları ilk hata doğru zamanda başlamamak, yanlış zamanda başlamak. Doğru zaman ne zaman? YKS'ye hazırlanmak istiyorsanız 10. sınıfın yazında başlamanız gerekiyor. Diyelim ki 10. sınıfın yazında başlamadınız. Şu an 11. sınıfı bitirdiniz. 10. sınıf değilseniz 11. sınıf ya da mezunsanız arkadaşlar Haziran'da bu sınava başlamanız gerekiyor. Sınava hazırlığa başlamanız lazım. Haziran'da ya da Temmuz'da YKS sınav hazırlığına başlamak gerekiyor. Ve yazın arkadaşlar, bitirebiliyorsanız TYT konularını mutlaka bitirin. Eğer Haziran'da ya da Temmuz'da başlamazsanız en geç Ağustos arkadaşlar, Ağustos ayında mutlaka başlamanız lazım. Eğer Eylül ya da Ekim'e bu iş kalırsa çok geç kalmış olabilirsiniz. Zamanlamanızı iyi yapmanız lazım. Bu hataya düşmeyin diyoruz. İkinci hatamız arkadaşlar, hedefin belirsizliği. YKS öğrencisi ne istediğini bilmiyor. Yani hangi bölümü istediğinden ziyade kaç puan istediği veya başarı sıralaması olarak kaç binlerde olması gerektiğine sınavdan sonra karar vermek istiyor. Bu çok büyük bir hata arkadaşlar. Siz eğer başarı sıralamanızı ilk 10 bin, ilk 50 bin, ilk 100 bin şeklinde belirlemezseniz buna göre program hazırlamazsınız ve buna göre de çalışmazsınız. YKS öğrencisinin hedefinin net olması lazım. Hedefiniz net mi arkadaşlar? Doğru zamanda başladınız mı? Hedefiniz net mi? Bunları kontrol edin. YKS öğrencisinin yaptığı büyük yanlışlardan biri de yanlış kaynak seçimi. Kendisini hedefine ulaştıracak doğru kaynağı bulamadığınız zaman arkadaşlar bu sizi geriletecektir. Doğru ilerlemek istiyorsanız doğru kaynakları mutlaka bulun. Doğru kaynaklarla çalışın. Kaynak önerisi videomuzda gelecek arkadaşlar. Yayınlarla görüşmeye başladık. Güzel kaynakları sizin için önereceğim. En son 2 sene önce sanıyorum kaynak önerisinde bulundum. O video 100 bin izlendi. Bu videonun daha çok izleneceğini düşünüyorum. Kaynak önerimiz gelecek, bekleyin diyoruz. Şimdi ilk 3 maddemiz bu şekilde: doğru zamanda başlamamak, hedefin belirsizliği ve yanlış kaynak seçimi. Bu 3 maddeye çok aşırı dikkat edin arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi diğer maddelerimiz neler? Onlara bakalım. Yanlış program. Yani YKS öğrencisinin doğru bir programının olması lazım. Kendinize güzel bir program ve kişisel bir program. Herkesin programı aynı olmaz. Yani sizin internette TYT ders çalışma programları, AYT ders çalışma programları diye aradığınız programlar size uymayabilir arkadaşlar. Herkes kendi programını mutlaka yapacak ve programa uymanız lazım. Şimdi programı yapıyorsun ama o programa uymuyorsan hiçbir anlamı yok. YKS öğrencileri, DGS öğrencileri fark etmez arkadaşlar. Doğru program, doğru programa uymak diyoruz. 4. ve 5. maddelerimiz de bu şekilde. 6. maddemiz TYT, AYT ayrımı. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar, Haziran'da başladıysanız TYT'den başlamanız doğru bir hareket olur. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül diyelim en fazla. Hadi biraz daha çıtayı yükseltirsek, çok zor olacak ama Ekim diyelim, TYT çalıştığınızı anlayabiliyorum, düşünebiliyorum. Yani Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de TYT çalışmanız normal. Ama siz hala Kasım'da ve Aralık'ta TYT çalışıyorsanız bu yanlış arkadaşlar. Kasım'a geçtiğiniz zaman, en fazla Kasım diyoruz, bakın en fazla Kasım, TYT ve AYT'yi birlikte götürmeniz gerekir arkadaşlar.
TYT'yi bitireyim, AYT'ye geçeyim diye bir şey yok. Bunu unutmayın, TYT asla bitmeyecek. Yani bu lafımı unutmayın. Hanif Hoca söyledi derseniz TYT asla bitmeyecek arkadaşlar. Siz Mayıs'a da gelseniz TYT'de eksiklerinizin olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla TYT ve AYT'yi beraber çalışıyorsunuz. İlk 6 yanlışımız bu şekilde. Bu yanlışların doğrularını anlattık. Diğer 4 yanlışımız neler? Onlara bakalım. 7. yanlışımız arkadaşlar konuları geç bitirmek. Şimdi YKS öğrencisinin sınavın Haziran'da olduğunu düşünürsek sizin en geç Nisan'ın ortasında, hadi Nisan'ın başı olması gerekir ama en geç Nisan'ın ortasında biraz daha zorladığımızda 1 Mayıs'ta sizin konularınızın bitmiş olması lazım. Sınava son 1 ay kala sizin full deneme çözmeniz ve full soru çözmeniz lazım arkadaşlar. Sınava 2 hafta var, öğrenci konuları hala bitirmemiş. Sınava 5 gün var, öğrenci hala konu çalışıyor. Böyle bir program olamaz. Bu yanlışlara düşmeyin arkadaşlar. Sizden önce çok düşenler oldu, siz düşmeyin. Konularınızı ne kadar erken bitirirseniz o kadar iyi. Hedefiniz çok iyiyse konularınızı Mart ayına kadar bitirmenizi öneririm ben size. Eksik konu bırakmak arkadaşlar. YKS öğrencilerin yaptığı yanlışlardan biri de eksik konu bırakmak. Eksik konu bırakmayın. Bu konudan soru çıkmaz demeyin. 2020'de binomdan soru geldi. Binom yani bildiğimiz binom, unuttuğumuz, acaba binom diye bir konu var mıydı yok muydu diye unuttuğumuz konudan soru geldi. Yani bu ÖSYM böyle arkadaşlar. Unuttuğunuz konudan soru gelir. Kartezyen çarpım. Tamam oğlum. Sen yemeğini ye. Ben geleceğim. Kapıyı kapat aşkım. Kartezyen çarpım nedir arkadaşlar? Kartezyen çarpımından konu geldi. Soru geldi. Yani bunlar önemli şeyler. Bu konudan gelmez, bundan çıkmaz demeyin. Ve konularınızı bitirin. Eksik konu bırakmayın. 9. maddemiz az soru çözmek, az deneme çözmek. Eğer siz az soru bankası bitirirseniz ve sınava son 1-2 ay kala eğer full deneme çözmezseniz arkadaşlar sınava asla hazır olamazsınız. Kendinizi kontrol etmeniz, zamanlamanızı doğru kontrol etmeniz ve sınavda zamanım yetiyor mu yetmiyor mu bunun kontrollerini yapabilmeniz için deneme çözmeniz lazım. Kaç yanlış yapıyorum, kaç doğru yapıyorum bunu belirlemek için, bunu belirleyebilmeniz için arkadaşlar çok soru ve çok deneme çözmeniz lazım. YKS öğrencisinin en az 50-60 tane deneme çözmesi lazım. Benden size söylemesi, benden size tavsiye. Bu tavsiyelere mutlaka kulak verin arkadaşlar. Bu tavsiyelere uymayan arkadaşlara da bu videoyu mutlaka izletin. Bakın 2021, 2022, 2023 fark etmez. Bu sınava geldiğinizde, girdiğinizde Hanif Hoca demişti ona uydum. İyi ki böyle yapmışım diyeceksiniz ve mutlu olacaksınız. Çok soru çözün ve çok deneme çözün arkadaşlar. Son maddemiz YKS öğrencilerinin yaptığı en büyük yanlış arkadaşlar. Baştaki bir yanlış çok büyük ve sondaki yanlış çok büyük. Baştaki yanlışımız neydi? Doğru zamanda başlamamaktı. Sondaki yanlışımız sınav anında heyecan ve dikkatsizlik. Çok güzel çalıştın, çok güzel denemeler çözdün. Çok güzel konuları bitirdin ama sınav anında heyecan yaparsan, stres yaparsan ve dikkatsiz olursan bütün emeğin boşa gidecek. Heyecan istemiyoruz arkadaşlar. Ufak heyecanlar olabilir ama stres istemiyoruz. Ve sınavda mutlaka dikkatli olun. Dikkatli olmanın yolu da bolca deneme çözmek. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar bu 10 maddeye dikkat ederseniz kesinlikle başarılı olacaksınız. Bunu unutmayın. Kesinlikle başarılı olabilirsiniz. Sizden güzel sonuçlar, güzel haberler bekliyoruz. Videonun altında yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir rehberlik videosuyla beraber olacağız. Hoşça kalın.